Alihsan hocam, rahim ağzı kanserlerinden bahsettik ama biraz da rahim ve yumurtalık kanserlerinden bahsedecek olursak izleyenlerimize neler söyleyebiliriz? Rahim ve yumurtalık kanseri, rahim ağzı kanserinden sonra kadınlarda jinekolojik kanserler görülme sıklığında en sık gözüken iki kanser tipi. Yumurtalık kanseri kadın ölümlerinde, kansere bağlı ölümlerde ilk 5 sırada yer alan bir tipi. Rahim ağzı kanseri kolayca teşhis edilebilir, kolayca tanınabilir, kolayca tedavi edilebilir. Ancak rahim kanseri ve yumurtalık kanseri için maalesef bunları söylemek biraz zor. Bu sebeple hastalarımızın uyanık olmaları gerekiyor. Yılda bir jinekolojik muayeneye gelsinler demiştik. Bu jinekolojik muayene sırasında doktorlar mutlaka bir ultrason yapacaktır, mutlaka bir muayene yapacaktır. Ancak rahim kanserleri için konuşuyorum. Düzensiz ara kanamalar olan, özellikle 40'lı yaşların üzerinde şeker hastası ve kilosu yüksek olan bayanlar, ailesinde rahim kanseri olmuş anne, anneanne, teyze şeklinde aile öyküsü olanlar, yine sigara kullananlar, az doğum yapmış olan hastalar, menopoza geç girmiş insanların mutlaka rahim kanseri konusunda dikkatli ve uyanık olmaları gerekiyor. Rahim kanseri ultrasonla sadece şüphelenilebilir. Eğer doktorunuz rahim kanseri konusunda bir şüphe altında girmişse rahimden bir parça alacaktır. Onda da erken tanıya gitme ihtimali çok yüksek ve aynı şekilde rahim ağzı kanserlerinde olduğu gibi erken tanı konulduğunda çok basit bir cerrahi prosedürle tedavi edilebilir. Hayatınızı hiç etkilemez ve çok ileri yaşlara kadar rahatça ve sorunsuz bir şekilde yaşayabilirsiniz. Rahim kanseri olma ihtimali olan insanların başında menopozda, yani menopoza girdikten sonra kanaması olan insanların mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka hemen bir hekime başvurmaları gerekiyor. Menopoz dönemi çok önemli. Tabii ki menopozdan sonra eğer bir kanamayla karşılaşırsanız mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmanız gerekiyor. Ve zaten menopozdan sonra kanama mı oldu dediğinizde kadın doğum uzmanı gerekli tetkikleri ve tedavileri yapacaktır. Peki hocam, menopozun belli bir yaşı da var mı? Erken menopoza giren hastalarımız olabilir. Teorik olarak kitaplara göre menopoz 35 ile 55 yaş arasında ortaya çıkan bir problem. Menopozun tam karşılığı adetin tamamen bitmesidir. Evet. Son gördüğünüz adetin son gündür aslında menopoz. Ancak pratikte 45 yaşın altındaki hastalar eğer menopoza girmişlerse bu erken menopoz olarak değerlendirilebilir. Ve 54 yaşından daha ileriye menopoz taşınmışsa bu hastaların rahim kanseri konusunda risk altında oldukları bilinmelidir. Menopoz öncesinde düzensiz kanaması olanlar, menopozda kanaması olanlar, herhangi bir şekilde kanaması olanlar mutlaka bir kadın doğum uzmanına gitmesi gerekiyor. Bu şekilde rahim kanseri, rahim ağzı kanserinde olduğu gibi yıllar öncesinden yakalanabilir ve çok kolay tedavi edilebilir. Yumurtalık kanserleri maalesef biraz daha zor. Yumurtalık karın iç boşluğunda bulunduğu için bir bulgu vermesi bazen kanserin çok ileri evrelerinde ortaya çıkabilir. Yılda bir kontroller sırasında mutlaka yumurtalıklarınıza bakacaktır doktorunuz. Ancak buna rağmen yakalanamayabilir ve ileri evrelerde görülebilir. Eğer orada da ailenizde yumurtalık kanseriyle ilgili bir hikaye varsa, vajinal bir kanama yaşıyorsanız, menopozda bir kanamanız varsa, karnınızda ağrı, kabızlık gibi şikayetleriniz varsa ya da menopoz öncesinde yine adet düzensizliğiniz varsa yumurtalık kanserinden şüphelenmek lazım ve gerekirse bir doktora gitmek lazım. Yumurtalık kanserleri biraz daha geç yaş hastalıklardır. Yani daha çok 60'lı yaşlardan sonra, 70'li yaşlardan sonra ortaya çıkan hastalıklardır. Bu sebeple yaş ne olursa olsun kadınların artık ben adet görmüyorum, artık herhangi bir kadın doğumcuya gitmeye ihtiyacım yok diye düşünmemesi gerekiyor. Aslında tam evre orada başlıyor. Tabii çünkü ki. Çünkü yumurta artık doğurmuyor. Aynen, aynen. Büremiyor. Yıllar önce gördüğü hasarlar yüzünden yıllarca bu hasarların birikimleriyle 60'lı 70'li yaşlardan sonra farklı şekillerde kanser tiplerine dönüşebiliyor. Bu hastalıkların, yani kadın doğum kanserlerinin en olumlu yanı, organ aldığınızda kanseri temizliyorsunuz ve bu organlar yaşamsal değil. Bu sebeple erken tanı konulduğunda problem
hiçbir şekilde sizin yaşamınızı etkilemeyecek şekilde çözülebilir. Yumurtalık kanserlerinde özellikle uyanık olmak gerekiyor. Yaşınız kaç olursa olsun yılda bir mutlaka bir kadın doğum uzmanına gidip mutlaka bir ultrason yaptırmak gerekiyor. Eğer ailenizde kadın doğum kanserleriyle ilgili bir hikaye varsa, ailenizdeki kadınlarda, yani kızınızda, annenizde, teyzenizde, anneannenizde kadın doğum kanserleriyle ilgili bir hikaye varsa daha sık bir jinekolojik muayenede kontrol edilmenizde yarar var. Eğer erken yakalanırsa bu kanserler mutlaka çok kolay tedavi edilecektir. Farklı tipleri var bu kanserlerin elbette. Nelerdir hocam? Hızlı ilerleyen bazı tipler var maalesef. Çok sinsi ilerleyen bazı tipleri var. Ya da yavaş ilerleyen bazı tipleri var. Rahim kanserleri içinde, rahim ağzı kanserleri içinde, yumurtalık kanserleri içinde bu söz konusu. Ancak erken teşhis konulduğunda ne kadar hızlı ilerlediği çok önemli değil. Siz problemi kökünden çözdüğünüzde, yani ilgili organı aldığınızda problemden kurtulursunuz.